arkadaşıma green card çıktı. Zaten evlenmeyi düşünüyorduk ve süreci hızlandırmak istedik. DS-260 formunu doldurduktan sonra evlensem bir sorun olur mu? Yoksa önce evlenip sonra mı formu doldurmalıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer çıkan bir yeşil kart varsa kız arkadaşınıza ya da erkek arkadaşınıza ya da nişanlınıza. Tabii burada önemli olan DS formunu doldurmaya başlamadan da aslında resmi nikah kıymanızda fayda var. Bu en azından hem yapacağınız çalışmaları hem karışıklıkları giderecek süreçler olacaktır. Dolayısıyla öncelikle nikah kıymanız ve sonrasında da DS-260 formlarını doldurmanızı tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.